Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. 24. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu lehul esma'ul husna. İkinci dal. Zor bir yer. Bu ikinci dal zaten sorun sır diye başlıyor. Neymiş sır abi? Şimdi okuyacağız, sırmış. İki tane sır. Kendisi diyor zaten sır diye. Çünkü ikinci dal, çok esrarın anahtarını tazamun eden çok esrar. Neyse. Çok esrarın anahtarını tazamun eden iki sırrı beyan eder. Yani sır nedir, gizli? Herkesçe malum olmayan, bilinmeyen, bilinemeyecek, zor bilinecek. Hakikat. Ama burada çok esrarın diyor yani. Çok esrar. Değil. Tabii. Demek ki çok derin bir mana. Şimdi burada çok derin tabii. Burada Allah Celle Celaluhu Allah'lık hakikatının lahut aleminin zuhurata gelişi zuhurata gelişinde insandaki karşılığı kainattaki tezahürü Kur'an'daki hulasalanışı en sonunda bu metni okuduktan sonra Cenab-ı Hak yardım ederse şekil çizeceğim. Bu okunan mevzuyu hulasalandıracak şekil çizmeye çalışacağım. Kendi dünyamda şu anda önümdedir. Masamda şekiller belli. Şimdi bu böyle bir arkasıyla böyle. Şekil uzundur. Üç tane ek. Bunun gibi üç tane. Bütün bunlar açılımları mı? Açılımları. Yerine koyabildiğim kadarıyla. Bunun üç katı düşün. Parça parça yapmışım. Şunlar işte. Bir de şu. Dört. Bunun dört katı o kağıdı. Sırf ikinci dal. Çok ilginç bir yerdir. Çok zordur. Cenab-ı Hak niyetimize göre muamele etsin. Kusuratımızı affetsin. Cenab-ı Hak hizmetlere vasıta yapsın, vesile yapsın inşallah. Birinci sır. Neymiş? Sır. Sır. Gene sır yani. Ne çıkacak? Diyor ki, evliya niçin usulü imaniyede ittifak ettikleri halde meşhudatlarında, keşfiyatlarında çok tehaluf ediyorlar. Mesela evliyalar, yani beraber işleyelim arkadaşlar yani. Ama son girebilirsiniz mevzuyla alakalı. Veya bence malum olmuş, izah edilmiş zannediyorum, gidiyorum. Ama parmak basılmasını istediğiniz yeri bassın, durdurun beni. Mesela evliya usul imaniyede iman esaslarına ittifak etmiş. İslam aynı, iman aynı. Fakat keşfiyatlarında farklı farklı efendim tezahürleri var. Keşfiyatlarına çok tehaluf ediyorlar. Hilaf gidiyorlar birbirlerine. Farklı. Bir. Şuhud derecesinde olan keşifleri bazen hilaf-ı vaki ve muhalif harf çıkıyor. Yani şuhud derecesinde şuhud biliyorsunuz ilmin son mertebesi oluyor. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Hakkal yakin şu. Mesela uzaktan bakarsınız, duman çıkıyor. Dersiniz ki burada ateş yanıyor. Bu ne yakin? Ne seviyededir bu ilim? İlmel yakin. Gördün, gittin, ateşin yanına gittin. Aynel yakin. Elini soktun. Hakkal yakin. Bu insanlar girmiş içine o aleme. Ama
o aleme girdikleri halde konuştukları hilaf-ı vaki, muhalif laf çıkıyor. Yani söyledikleri gibi çıkmıyor. Hatta muhalif-i hak çıkıyor. Bazen de hak dediğimiz Esma-i Hüsna, Cadde-i Kübra, nübüvvet yoluna zıt düşüyor. Bakıyorsun ki dinle, Kur'an'la çatışıyor. Bu vahdet-i vücut ve evliya gibi şeylerde, bu tabi hala minare bu. Tabi yani bu o şuhuda mazar oluyorlar. Fakat konuştukları zaman Kur'an'a esasat-ı İslami zıt. Gördükleri şeyler farklı. Niye böyle oluyor? Sır işte. İki. Hem niçin ehli fikir ve nazar her biri kat'i burhan ile hak telakki ettikleri efkarında birbirine mutenakız bir surette hakikati görüyorlar ve gösteriyorlar. Hem niçin ehli fikir, ehli ilim, ehli ilim olduğu halde niçin ehli fikir ve nazar her biri kat'i burhan ile, yani kat'i burhan deliller ile telakki ettikleri, anladıkları fikirlerinde birbirine mutenakız, birbirine zıt, birbirini yok edici bir surette hakikati görüyorlar. Yalan mı söylüyorlar? Gördüğünü söylüyor adam. Ehli haktırlar. Gördüğünü söylüyor. Ama birinin gördüğünü söylemesiyle öbürü gördüğü sanki iptal edilir. Evet, böyle. Bir hakikat niçin çok renklere giriyor? Hatta mektubatta, 15. mektupta şöyle bir şey var. Bunların bahsettikleri gibi sahabeler bahsetmiyor diyor. Yani böyle bir şey yok. Yani bu hayatlarında böyle bir sahabenin yok. Acaba bunlar mı daha terakki etmiş diye soru var, hatırlarsınız. Evet. Çok ilginç. Bu birinci sır arkadaşlar. Bu birinci sır. İkinci sır. Soru kilo. Soru, 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 soru. Tabii soru. Sır. Enbiya-i Salife. Enbiya-i Salife. Çok ilginç bu da. Bu daha cebime gidiyor. Yani peygamber, geçmiş peygamberler niçin haş-ı cismani gibi bir kısım erkan-ı imaniyi bir derece mücmel bırakmışlar. Kur'an gibi tafsilat vermemişler. Yani suhuflarda, kitaplarda, üç kitapta niçin Kur'an gibi haş-ı cismani hakikatını tafsilatla anlatmamışlar. Devam ediyor soru. Sonra ümmetlerinden bir kısmı ileride o mücmel olan erkanı inkara kadar gitmişler. Bir tane bu. Niçin tafsilatlı haş-ı cismani anlatılmamış? İki, sorunun içinde, ikinci sırrın içinde bir soru daha. Hem niçin hakiki arif olan evliyanın bir kısmı yalnız tevhidde ileri gitmişler? Hatta derece-i hakkal yakine kadar gittikleri halde bir kısım erkan-ı imaniye onların meşreplerine pek az ve mücmel bir surette görünüyor. Çok acayip. Birinci misali ne verdi? Peygamberlerden verdi. İkincisi evliyadan veriyor. Ne diyor? Bir kısım evliyanın yalnız tevhidde ileri gitmişler. Hatta derece-i hakkal yakine kadar gitmişler. Hakkal yakin. İlme yakin, aynı yakin, hakkal yakin. Yani Allah ile görüşmüşler. Çünkü Allah'ı görmek sünnettir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam gitti geldi o kapıyı açık bıraktı diyor. Değil mi? O kapıyı açık bıraktı. Yani Allah'ı görmek sünnettir. Allah'ı görmek sünnettir. Bak 580 ne diyor? İşte Miraç o hayt-i münasebetin gılaf-ı suretidir ki Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın o yolu açmış. Kim açmış? Zat-ı Ahmediye. Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam her yerde bu çıkıyor karşımıza. Ahmet, Muhammed. O yolu açmış. Hangi yolu açmış? Miraç yolunu açmış. Muhammed'in miracı değil bu.
Ahmet'in miracıdır. Velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş. Velayetini Ahmet tarif eder, risaletini Muhammed tarif eder. Kapıyı da açık bırakmış. Gidip gelmiş, o Allah'a görüştüğü aleme kapıyı açık bırakmış. Arkasındaki evliya, evliyayı ümmeti, ruh ve kalbiyle o cadde-i nuranide, Mirac-ı Nebevi'nin gölgesine seyri sülük edip, istidatlarına göre makamat âliye çıkıyorlar. Ruh ve kalbi. Evet, ruh ve kalbi. Ayşe radıyallahu anh'dan bir hadis rivayet ediyorlar. Ayşe validemiz demiş, Cenab-ı Hak bu beşeri gözle görülmez diye. Bunun bir hakikati var mı böyle bir hadisin, biliyor musunuz abi? Onun şöyle bir şey var, ustad şey yapıyor. Ehadiyetiyle, zaten ustad bunu ehadisi var mı yok mu diye bize bırakmamış araştırmayı. Risale'de geçen şu, Cenab-ı Hakk'ın rüyetine ve kelamına ehadiyet cihetiyle mazar olmuş. Ve ne ile gitmiş? Cismen ve ruhen. Gözüyle müşahede etmiş diyor 31. sözde. Gözüyle müşahede etmiş diyor. Zatıyla değil mi o zaman? Gözüyle görmüş kardeş. Şimdi miracın meyvelerinde anlatıyor. Gitmiş gözüyle görmüş diyor. Ehadiyeti ile vahidiyet arasında fark şu. Mesela deniz yüzüne güneş vuruyor. Bu vahidiyet. Ama her bir damla güneşi gösteriyor. Bu da ehadiyeti ile. Onun için artık ustadın açık ifadelerinde olduğu zaman kanaat var. Bitti. Birinci meyve. Erkan-ı İmaniye'nin. Erkan-ı İmaniye nedir? Nedir onlar? Allah'a iman, Peygamber'e iman. Evet, tamam duralım, devam edelim. Bak, Erkan-ı İmaniye'nin hakaykını, hakikatını gözüyle görüp. Bak. Allah'a imanı gözüyle görüp. Allah'a gözüyle görüp, melaikeyi, cennet ve ahireti, hatta Zat-ı Zülcelal'i gözüyle müşahede etmek. Bunun Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın itikat kitabı var, Fıkıh-ı Ekber. Orada 231 ve 174. sayfa ama şeye göre değişebilir belki sayfa, puntaya göre. Benim okuduğum kitabın metninde. Orada Allah'ı görmek Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadında esastır. İnkar etmek tehlikelidir. Çünkü peygamber devrilmiş. Bak, hatta Zat-ı Zülcelal'i gözüyle müşahede etmek diye devam ediyor. Yani tak tak yer gösteriyoruz. Bitti. Benim fazla kafam çalışmaz, naklederim. Devam edeyim. Evliyanın bir kısmı yalnız tevhidde ileri gitmişler, hatta derece-i hakkal yakine, şuhud, Allah'ı görüyor. Kadar gittikleri halde, buraya kadar gitmiş insan, mesela vahdet-ül vücut, bir kısmı. Ama onun dışında ilmi kelam uleması gitmedi mi? Gitmez olur mu? Mesela Mevlana'lar, Asfiyalar, Asr imamları, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani'ler, bunlar keşfe şuhuddurlar. Tabi canım, bunlar görüşüyor Cenab-ı Hak'la, bizzat değil. Keşfe şuhuddur, şuhud ehlidirler bunlar. Ama buradaki gördükleri halde diğer noktada inkişaf edememelerin için vahdet-i vücut dedim yoksa. Sırf bunlar görmüyor. Asfiyalar zaten yolu budur. Gittikleri halde bir kısmı erkan-ı imaniye onların meşreplerine pek az ve mücmel bir surette görüyor. Mesela haşir meselesi naklidir diyor mesela. Akli değildir diyor. Gidemiyor. Gidemiyor yani. Hatta onun içindir ki onlara tebaiyet edenler İleride o erkan-ı imaniye lazım olan emniyeti vermemişler. Hatta bazılar satmışlar. Yani erkan-ı imaniyede mesela oraya varmışlar, kanaat etmişler, İslam esasını hayatlarına pek gözükmemiş. Mesela erkan-ı imaniyede veya iman esaslarında salih ve nas olan ifadelere kanaat edip öyle inanmamışlar mesela. Mesela böyle acayip acayip şeyler konuşmuşlar. Şataat yapmışlar. Şataat ne demektir? O alemde müşahede ettiğini bu alemde olmadığında o alemdekini bu aleme nasıl anlatacak? Benzetme yapmış. İşte bunun adı şataat işte.
Çünkü bu alemde kullanılan tabirler bu alemde olanlar. Mesela diyelim ki burada eczane yok. Eczane tabirleri geçmez bu derste. Doktorluk ile tabirleri. Niçin böyle bir şey yok? Şimdi bir kelam bir yerde kullanılıyorsa herkes tarafından malumdur o. Onun eşyası var yani. Bir masa daha var. O şuhut alemindeki yol herkesçe uygun değil. Herkes görmediği için ona ait herkesçe malum bir kelam yok. O zaman bir kişi müşahede etmiş, gelmiş burada anlatıyor ama benzetme yapıyor. O zaman karışıyor. Madem bütün erkan-ı imaniyenin inkişafıyla hakiki kemal bulunur. Yani şimdi orada gördüklerini burada anlatacak bir teşbih olmadığı için. Ve kelime olmadığı için. Yani kelime, teşbih yapmış bu sefer. Teşbih yapıyor, bu da karıştırıyor. Yani karıştırıyor. Burada üstadımızın aklını alamıyor. Almıyor. O da ifade edemiyor yani. O zaman anlattığı teşbih inanmış oluyor. Evet. Mesela ay tutulma meselesi. Lemalarda anlatıyor 12. lema. Nasıl oluyor böyle? Ay böyle olmuş. Hemen yukarıda yılan varmış. Yılan. Dinleyin. Ondan sonra şeyi yuttuğu zaman ayı ay yuttuğu zaman, güneş yuttuğu zaman şöyle oluyor. Nasıl oluyor? Oradaki işte yılanlar saydamdır. Ondan sonra onları gösteriyor. Karnındakileri gösteriyor. Yani o teşbihi, temsili hakikat şey yapmışlar. Şunu da kapat. Açık. Niçin ehli hakikat bazısında çok ileri, bir kısmında çok geri kalmışlar? Yani niçin erkan-ı imaniye bir bütün olduğu halde niçin bazı meselelerinde erkan-ı imaniyede geri kalmış, bazılarında çok ileri gitmişler. Çok acayip ya. Bilmiyorlar mıydı erkan-ı imaniyenin ehemmiyeti? He, biliyor ama inkişafat da olmuyor yani. Mesela ne bu? İnsan, ruh var, akıl var, kalp var. Üç yol. Kalbi tarikat temsil ediyor. Orada inkişaf ediyor ama aklı bırakmış adam. Aklı bırakmış. O zaman kabak gibi gelişiyor kan. Aklı oluyor fındık gibi. Bu sefer dengesiz oluyor. Adam ilmi kelam sırf aklı geliştiriyor, kalbi bırakmış. Oluyor kabak gibi kafa, fındık gibi oluyor kan. Caddi-i Kübra, veraset-i nübüvvet yolu, ruh seviyesinde, yani çekirdek. Orada olduğu zaman kalp de orada, akıl da orada zaten. Sonra bu tarafa geldiğin zaman detaylanıyor mesela. Ruh. Mesela ehne tek. O nübüvvet yolu temsil etse. Geliyorsun bu tarafa, ruh dediğim şey dörde ayrıldı bu sefer. Zihayattır, zişuurdur, kanunem, vücudu harici. Bu sefer zihayatı detaya iniyorsun. Değil mi? Zihayat. Hayattır, aslı, his ve şuurdur, akıldır vesaire, akıl. Şimdi hayatı iniyorsun böyle. Duygudur, histir, latifedir, hafidir, ahvadır. Hisse iniyorsun şimdi. Bir sürü iniyorsun yani böyle. Ama merkezde oldu, merkeze gittiğin zaman o tatmin olunca merkez bitiyor. O zaman ruh hepsinin üstünde. Tabii cehal. Ama onun da hakikati şey denedi. İşte çok acayip bir şey mevzu yani. Ama şekillendirirsek inşallah şekillendireceğiz bunu. Herkes konumunu, meşrebini de görecek o tabelada. Benim meşrebim bu diyecek. Benim esma yolum bu. Öyle. Halbuki bütün esmanın mertebi azamlarının mazarı, halbuki bütün esmanın mertebelerinin mazarı ve bütün enbiyanın serveri olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Allahu Ekber, Peygamber aleyhissalatü vesselam var. Halbuki bütün esmanın, bütün ama mertebe-i azamlarının, en azami mertebelerinin, yani son mertebelerinin ve bütün enbiyanın serveri olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ve bütün kütüb, zaten 24. Şeyde yine mektupta asıllarda diyor, gelmeyeyim oraya, diyor ki bir peygamberin mazhar olduğu, ömrü boyu mazhar olduğu şeye, kemalata, peygamber aleyhissalatü vesselamın
tek bir ayetten mazhar oldu daha üstün. Allah Allah. Nerede geçiyor? 24. sözde geçiyor. Okuyayım isterseniz. 324. sözde. 349'da bak. Diyor ki, demek ismi azama mazhar olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ayette mazhar olduğu feyzi ilahi, bak bir ayette mazhar olduğu feyzi ilahi, belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir. Bir peygamberin umum feyzi kadar. Yani bütün bir peygamberin bütün ömrünü canmış olduğu feyzi olur. Bir ayet. Umum peygamberin mi dedi? Bir peygamberin mi? Bir peygamber. Bir ayetten yani. Bir peygamber. Bir peygamberin umum. Umum değil, bir peygamber. Allah'ım sana. Ya Rabbi şefaatine mazhar eyle. Amin. Ya Rabbi ya. Bu ne acayip bir şey ya. Bu arkadaşlar peygamberimizi ikiye ayırmamış, bunu kabul etmen mümkün değil. Bu olamaz yani. Bir insanda böyle bir esmanın bütün mertebesi mazhar olamaz. Bu bir tarafıyla mümkün değil, bir tarafıyla mümkün. Muhammed Ahmet. Ahmet'le olamaz. Bunu soracaktım ben de. Ahmet'te olamaz. Nasıl olsun? Olamaz ya. Çünkü Ahmet'te beşeriyet var değil mi? Çok acayip bir insan. Ben Ravza'ya gittiğim zaman kontrol edemiyorum. Ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a 3 cihette bakmıştım Medine'ye. Orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir beşerdir. Komutandır, babadır, kocadır, kuldur. Bir de risalettir, resuldür. Yani ikincisi resul, üçüncüsü de her şeyin çekirdeği. Her şeyin çekirdeği yani onun Nur-u Muhammedisinde, Nur-u Muhammedisinde her şey var. Nur-u Muhammedisini siz bu izah edilemez bu. O oraya selam verirken Esselamu aleyke ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Ey Allah'ın Resulü. Bir beşeriyet itibariyle salavat getiriyorsun. Ya Nebi Allah. Beşeriyet Ahmet tarafı. Sen ubudiyeti, velayeti, kemalatı yani Ahmedi. Bir yönü. Evet. Ya Hazreti Ahmet aleyhissalatü vesselam. Bir de Risale tarafı var. Bir de Nur-u Muhammedi tarafı var. İşte o Nur-u Muhammedi tarafında bir mazhariyet o var. Ama onu da taşıyor bu işte. O orada yani. Onun onda olduğu için o hakikati Nur-u Muhammedi dediğim şey orada durmuyor yani. Onda mevcut. Yani Kur'an mesela Kur'an'daki mana harflerde gözüküyor ama Kur'an'daki harflerde has değil Kur'an, kopuk değil arşla. Lef-i Mahfuz'daki Kur'an'la bu Kur'an kopuk değil. Bağ var yani. Uzaktan kumandalı bir dalgayla. Peki ispatlı mı? Tabii. Bize şeyi ne, faydası ne? Bunu görebiliyor muyuz? Sen varsın onun içinde, sen de varsın. Seni de taşıyor Resulullah. Sen böyle bir insansın işte. Yani bizim varlığımız yani, onun varlığıyla kayıt. Mesela cebinde çekirdeği taşıdığın zaman dalını da taşıyorsun, yaprağını da taşıyorsun, kötüğünü de taşıyorsun, kuru dalı da taşıyorsun. O Nur-u Muhammed'in içinde ya, o Nur-u Muhammedi'de olmayan hiçbir şey yok ki kainata. Kainatın çekirdeği. O zaman Ebu Cehil de orada, sen de orada, ben de oradayım. Ama ben de aynı zamanda Nur-u Muhammedi olmuş oluyorum. Nur-u Muhammed'in cilvesi. İşte bu şuura varırsan o zaman diyebilirsin. Ahmet de benim, Muhammed de benim, İsa benim, Musa benim.
o nur-u Muhammediye ıttılağın, cilve-i Muhammediye şuurun. Onun için birbirimize böyle de diyebiliriz. Nasılsın cilve-i Muhammediye kardeşim? Ayne-i Ahmediye kardeşim, nasılsın diyebilirsin. O nur-u Muhammediye hissen nispetinde bunları diyebilirsin. Yoksa dem vurursun. Yani o ene hakikatına boyutlaşma, derinleşme, hissetme, mahsetme, zevk etme, ruhlanma, rahlanma, ferahlanma, ilmen lakin, aynen lakin, hakkal yakin, fikretme, hissetme, mahsetme, zevk etme hali nispetinde şuurun olur. O zaman artık senin iç aleminde gömülür o. Yani onu ne kadar hissedersen senin orada olduğunu nasıl anlarsın? Şu olur, şunu anlarsın. Allah bir kulunu severse diyor, sevgisini kalbine koyar. Sen sende ne kadar sevgi var Allah'a ait? Allah da seni o nispete seviyor demektir. Sevdiğin kadar seviliyorsun. Onu nasıl anlarsın? Sevdiğin miktar, sevildiğin miktarın ifadesidir. Yani neler yaptırabiliyor bana bu sevgi? Allah sevgisi bana neler men ettirebilmiş? Allah sevgisi bana neler yaptırabilmiş? Öyle. İşte mesela dikkat ederse miraç yapamıyorum yani. Haletim tutmuyor yani. O zaman yani Allah bir kulunu severse sevgisini kalbine koyar. Nur-u Muhammediye'ye hissin nispetinde hissin olur orada, yerin olur. Artık sen şu, boyutlaşırsan o taraflara doğru 149 muydu Sikey Tas'taki gaybiye? Evet 149, evet 149. Geylani diyor ki Geylani'ye, Veraset-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam cihetiyle Ali Beyt'inin şahsiyetinde gördüğü için ve Veraset-i Ahmediye'yi, Ahmet'in verasetini taşıyor. Benim ulemam, benim verasetimdir. Veraset-i Enbiya. Ve Ali Beyt'i şahsında taşıdığından ve Ahmet'in verasetini şahsında topladığından Hakikat-ı Muhammediyesinde kendisini gördü. Nur-u Muhammedi de kendisini gördü. O zaman diyebilirsin ki her şey bende. Onun için evliya neymiş? Evliya hayvan altındadır demiş Geylan. Usta da diyor ki bunu diyebilir çünkü diyor orada şey yapıyor. Ama sen buradan diyemezsin. Çünkü senin önünde kainat var. Onun önünde vacibül vücut. Allah'ın ki kelamına, rüyetine ehadiyeti telemazar olmuş. 60 kainat arkada hiçbir şey yok. Benim önümde bir sürü dünyevi meşgaleler var. Ondan sonra gözümü açıp baktığım zaman onu görüyorum. Hı. Konuşunca da onu konuşacağım. Arkayı konuşamam ki. Karşılığı yok. Devam edelim ki burada boğulmayalım. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam böyle maneviyatı şey oldu mu? Çok hoş oluyor biliyor musun? Dersi de renklendiriyor. Halimizi de zevk veriyor. Böyle bir acayip bir şey veriyor. Öyle işte. Resulullah aleyhissalatü. O kadar acayip bir insan. Ama haşa bazıları demesin. İnsanı çok büyütüyorsunuz. Ben onun bir tarafı var ki insan değildir. Onu konuşuyorum. Evet, fuzulü bunu konuşmadım. Ağzımdan çıkmadım. Onun bir tarafı var ki insan değildir. Ondan konuşuyorum ben çok. Demondan vuruyorum. O beni meczup ediyor. O beni deli ediyor. O beni hasta ediyor. O tarafı hasta ediyor. Yani ben bir insanı büyütmüyorum yani. Ben Resul tarafından konuşmadım ben. Başka bir tarafından. Evet. Bütün halbuki bütün esmasının mertebi azamlarının mazarı bu ne diyor ya? Bütün esmasının azamlarının mazarı. Bir mahluk buna mazar olamaz ki ya. Bütün esmanın bütün mertebesine bir olamaz bu. Bu bir mahlukat. Haşa, Halik mi yapıyoruz? Tövbe estağfurullah. O berzahtır işte. Nasıl bir şey? O berzahtır. O Nur-u Muhammedi berzahtır. Berzahtır. Nur-u Muhammedi bizim bildiğimiz mahlukat değildir. Vacip de değildir. Ondandır. Hakkımı helal etme. Bunu karıştırıyor da bana ithaf edenler. Yani haşa ne demek istiyorsun? Hayır, şunu demek istiyorum. Ondandır.
Allah'tandır. Haşa, o değildir. Ama bizim bildiğimiz kudret taalluk edip de mahlukat dediğimiz, o vücudu harici dediğimiz cinsten değildir. Bu vücudu harici dediğimiz, yani çekirdeğin içindeki kanun gibi düşünün. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, bütün kütüb-ü mukaddesenin reisi enveri olan Kur'an-ı Hakim, Barla'da diyor, Peygamber aleyhissalatü vesselamın müminleriymiş diğer peygamberler, yardımcılarıymış. O zamandaki vekilleri ve onların kitaplarına da diyor Kur'an'dan verilmiştir, ahsetmiş. Kur'an vermiş. Kur'an'dan ahsetmiş. Elinde de böyle bir şey var peygamberin. Bütün erkan-ı imaniyi vazif bir surette pek ciddi bir ifadede, bak, bütün erkan-ı imaniyi vazif bir surette pek ciddi bir ifadede kasti bir tarzda tafsil etmişlerdir. Evet. Niçin? Çünkü niye etmiş? Evet, çünkü hakikatta hakiki kemal-i etem öyledir. Hakikatta, yani Esma-i Hüsna'da kemalat bulacak her şey. Madem biz Esma'nın mertebesinin bir cilvesiyiz, nakşiyiz, o cilvenin meratibi var. O zaman Esma-i Hüsna'yı, dikkat buyurun buraya, altını çiziyorum. Esma-i Hüsna mutlak ve muhit idi. Ne oldu belli değildi. Hani kavranması mümkün değildi. En son uçtaki tecellisine cilve ve nakşi diyorsan, Esma'ya bir başlama noktası koymuş oldu insan, yaratılma ile. Hani nasıl diyeyim, mutlak ve muhit olan bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için ne olduğu anlaşılmaz, üzerine bir suret, bir şekil tahayyül edilemez. Sınırlandırılamaz. Ama ne yaptı bunu peki bu sefer insan? Allah'ı taayyum ve teşahhus ettirdi. Mutlak ve muhit olan Allah'ı, burada diyor, 30. sözde anlatıyor. Ene bunu yapıyor işte. Şimdi Allah için söylüyor. Açmayayım orayı. Allah mutlak ve muhit. Mutlak ve muhit. Hati hududu hiçbir şey yok. Ama onun ne oldu? Hatta şöyle diyor. Duramıyorum yani. Onu da açmamış da olmuyor. Yani farazi hatta çizerek diyor değil mi? Ama bak, anlamayı, bilmeyi. Diyor ki, mutlak ve muhit, yani Cenab-ı Hakk'ın diyor, sıfat ve esmasının marifeti enaniyete niçin bağlıdır? Enaniyet ne yapıyor? Diyor ki, neresi orası abi? 536 sözler. Külliyat yani. Başka bir şey bildiğim yok, Allah'a sonsuz şükürler olsun. Külliyat. Çünkü niye, niçin bu enaniyet işi? Mutlak ve muhit bir şeyin, Allah mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için, hududu ve nihayeti yok, ona bir şekil verilemez, verilmez, üstüne bir suret ve bir tasavvur vermek için hükmedilemez, mahiyetinin olduğu anlaşılamaz. Ve onun için burada devam ediyor, diyor, ben atlıyorum. Bu enaniyet onu hat mı çiziyor, çizmiyor da bir vehmi bir hat çiziyor. Şimdi ben şimdi burada şey anlatmak isteyeceğim. Hakikatta hakiki kemal etem öyledir. Yani Esma-i Hüsna'da böyle olması lazım idi. Esma'nın tecellisine mazhar olan bir insan ve bir kitap. Bütün mertebesi. Onu da şöyle ifade edeyim. Esma mutlak ve muhit idi. Bir ucu yok. Bir belirlenmesi lazım farazi bir yerdeki. Aha buradan başlıyor diye. Esma da nereden başlıyor o zaman? Başlayamaz çünkü mutlak muhit ama farazi başlatıyoruz. Mecbursun bir yerde. Evet. Cilve ve nakış, o da bizde başlıyor. Zahirimiz cilve ve nakıştır. Esma'ya bakar, batınımız sıfata bakar, kudrete bakar. İlmi vücut, bir çekirdekteki program, kudret tahallü, ona ne deniliyor? İlmi vücut denilir. Çekirdekteki karbonhidrojen, azottan bahsetmiyorum. Çekirdeğin içindeki program, ağacın programı, ilmi vücut deniliyor. Daire ilmin cilvesidir. Daire ilim nefimamız. Ha, o çekirdekteki programa, ilmi vücuda, kudret devreye girer de vücudu harici verirse, ağaç olursa buna mahluk denilir.
O zaman mahluk nedir? İlme vücuda kudret taalluk ederse mahluk olur. Mahluk tarifini böyle kavrayın. Mahluk nedir? Peki ilmi vücuttur ama mahluk değildir. İlmi vücut. Ustad da ne diyor? İlmi muhiti ezelide. Mesela lef-i mahfuza ne diyor? Daire ilim diyor. Daire ilim. 57. sayfa mektubu. Hep konuştuklarım envara göredir. Benim kitaplarım, bizim şeylerimiz envardır. Başka sayfa tutmayabilir, bilemem onu. Başka kitap baskışı. Ha şimdi, o insan o esmada bir belirlenişle başlatması lazım. Esmanın mertebesini. Onu nerede başlattı? İnsanın cesedinde başladı. Cesedinde esma cilve ve nakış olarak başladı. En azamiyet derecesinde esma nerede gözüküyor? Ene'de gözüküyor. O sondur. Çünkü orada Allah tezahür ediyor. Ene'de Allah tezahür ediyor. Allah tezahür ediyor. Orada teayyum ve teşahhus ediyor. Allah tezahür ettiği için Ene'de şöyle haşa tabiri caiz Allah affetsin. Şöyle bir Ene'de. Onun dışında ruh. Ruh da ona teveccüh etmiş. Ruh da ona teveccüh etmiş bu Ene'ye. Orada diyor ki İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Diyen kimdir? Ruh. Neredeki ne diyor? Ene'deki zata diyor. Onun için şualar 9. sayfanın sonu sırrı tevhid diyor. 10. sayfanın başı şualarda diyor ki İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn hitabına mazhar olan zatın bir cilve-i teayyunu ve teşahhusu tezahür ediyor. Yani orada İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn ne demek? İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Sana ibadet ederiz, sana. Ama oraya gelene kadar elhamdülillah rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. O alem, o alem. Üçüncü çekiş şahıs, ben sen o. Ama İyâke ne de şuhut makamıdır. Ayet-i Kübra'nın ikinci makamıdır. Gaybane Ayet-i Kübra'nın birinci makamı. Hazirane ikinci makamıdır. İyâke nâbudu de artık insan işte o ruhtaki mertebelerden geçiyor, ruh makamına geliyor ve ruh makamına gelen bir insan, ruh seviyesinde bunu hazmetip söyleyen bir insan karşısında Ene'yi görecektir. Ene'de kim var Ene'de? Ben sığmadım kainata, beni seven müminin sağ kalbine sığdım. Ben hiçbir sığmaz. Allah orada gözüküyor. O zaman Allah orada gözükünce, ruh da ona görünce İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Sana diyor, muhatap oldum çünkü. Orada o ene berzahtır işte, o mahluk değil. Ruh mahluktur, ene mahluk değil. Zatla, vacib-ül vücutla ruh arasında bir berzahtır ene. Orada ehadiyetiyle, Cenab-ı Hak ehadiyetiyle kelamına ve rüyetine insan mazar ediyor. Mazar ediyor insanı, orada ediyor. Onun için bir yere böyle füzeyle gidip de böyle miraca şey, miraç buradadır. Buradadır yani. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde arar. Orada oluyor. Öyle. Mesela 90 sene terakkiden sonra Geylan Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'ın azamet heykelini müşahede etmiş arşta diyor. Böyle bakmamış ki. Burada yani oluyor hepsi. Burada olan bir şey çekirdekte olmuşsa ağacında otomatik olarak olur. Bu çok önemli. Çekirdekte bir şey olmuşsa ister istemez ağaçta gözükür. Kainatta da gözükür. O alemlere de gider ama esas merkezde olduktan sonra olmuş o. Burada müşahede olmuş. Ondan sonra orada zuhurat olmuş. Eksikat olmasın yani küçücük bir evin maketini yapıyorlar. Küçük bir içinde, evin içine koyuyorlar. Ondan sonra evin içine koyuyorlar. Tamam. Yani o büyük evinde bütün detaylar o küçük içinde mevcut. Görünüyorlar. Evet, demek ki hakikatta hakiki kemalete böyledir. İşte şu esrarın hikmeti şudur ki Allah Allah. İnsan çendan bütün esmaya mazar. İnsan tarifi de olabilir. Ne kadar hoş değil mi? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın da Esma'nın mertebeyi azamlarının mazharı
İnsan da esma, bütün esmaya mazhar. Yani, ama bütün mertebesine mazhar değil insan. Bütün esmaya mazhar? Mertebesine mazhar değil, o mazhar. O bütün esmaya mazhar, bütün mertebesine mazhar. En azamla. En azamla. Mertebeler en azamla mazhar. Evet. Şimdi ne olacak o zaman? Şimdi dur, play bir bas bir oraya. Tamam. Oraya. Öyle şey yapma ya. Öyle. Öyle diyeceksin, öyle. Şimdi onu karıştırmayalım. Şimdi tamam. Sola kaçtı mı bizim şeyler, şahterler iniyor. Benzetme yapmak istedim. Dur. Benzetme yapıp geçelim. Evet. Fazla şimdi ona girdik mi olmayacak. İnsan çağında bütün esma-i mazhar hoşuma gidiyor. Lezzet alıyor. Allah Allah yani. Bütün esma-i mazharmışım ben. bunu bilmeden öleceksin. Ne kadar korkunç. Şimdi haşir, cennette inşallah gidersek diyeceğiz ki ya Rabbi isteme hakkımız olur bu kitap okuduğumuz için. Bütün esmanın mertebesini istiyorum. Ha istenilen şey verecek. Ama bunu bilmedin, okumadın, duymadın da gittin. Takozoviş gibi gittin. Ha, gittin, gitsen cennete gittin, masum gittin. Ya Rabbi ne versin? Bilmediği bir şey. Bir, o zaman zevk vermez, istemek de olmaz. O zaman cennetin öyle işte. Anladın mı? Ha, şimdi bu bilmesen bile duymak büyük nimettir. Yani bu duyduklarımız orada hep aklımıza gelip talep ediyoruz. Aklınıza gelmek ne demek? O sensin zaten. Öyle gelmek, gitmek, unutmak yok ki orada. Hep sensin. Bunlar hep talebin, senin hakikatin. Şu anda yaşadığın var ya yaşadığın, doğdun, öldün. Simalar vesaire, haller, duygularlar. Onlar senin kimliğindir biliyor musunuz? Komplesi hep. Kimlik kartı. Kimlik kartı oluşturuyor şimdi. Cilt mi o, sayfa ne o. Bunlar oluyor. TC kimlik numarası gibi. Bunlar senin bütün hayatının her fonksiyonu, her halin kimliği, kimliğin oluyor. İnsan çağından bütün esmaya mazardır. Altına geçiyoruz. Bütün kemalata müstahittir. Sırala yaz kağıda. Bütün kemalata müstahittir. Ne hangi ne kemalata? Bütün kemalata. Müstahit. Uygun. Ya kardeşim buraya torna tezgahı olmaz işte. Cebime tövbe tezgah koyabilir misiniz? Müstahit değil yani. Yani elverişli. Ya evet. İnsan bütün kemalatı elverişli yani, bir şekilde yaratıyor. Bir şey yaparsam işte bak olmuyor işte. Müstahit. Müstahittir. İstiab eder ya. İstiab ediyor, istiab. İçine alabiliyor insan. Neyi? Bütün kemalatı ne bütün neyse. O zaman insanda bir enenin varlığı ortaya çıkıyor. Arkadaşlar bütün esmaya bir mahluk mazhar olamaz. Bir insan, bir mahluk bütün kemalata mazhar olamaz mahluk itibariyle. O zaman insanda otomatik olarak mahluk olmayan bir tarafı var, orasıdır. Bir de Allah mahluka sığmaz, mahlukata sığmaz. Sığdı müminin kalbine dediğine göre sığdığı yer mahluk değil. O zaman sen söylediğin bir noktaya gelecek. O zaman o odur oluyor. Demek istemiyorum ama. Yok. Oradadır. Orada da tezahür ediyor. Öyle diyeceksin. Ondandır. Bak. Os değildir. Hemoezos. Orada benim seviye miktarım, kemalatım miktarımca Cenah-ı bu hak orada zahirdir. Seviyem kadar zahirdir. Ama lahut alemi vahidiyet cihetiyle mümkünatı yoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile Miraç'ta peygamberimizi vahidiyetle değil ahadiyetiyle gördü. Vahidiyetiyle görmek bir mahluk ve ene dahi olsa mümkün değildir. Onun için demiştir ki ya Rabbi hakkıyla seni bilen ancak yine sensin. Çekirdek misaline yola çıkarsak sen dedin ki seviyen kadar sen onu şey yapabilirsin. Gösterebiliyorsun, mazhar olabiliyorsun. Ama bu işin meyvesi yani tezahürü bir de ama hakikati. Hakikat olarak bir kuvve olarak var. Onu demek istiyorum. O bir kuvve var ama inkişaf etmedi o zaman seninle hiç zaten haberin yok. Ama onun var olduğunu bilmek de bir şey. Evet, var olduğunu bilme seviyesi artık.
Elbette ki büyük seviye tabii. O ne demek yani? Onun kıyas edilmez ki. Kim biliyor ki? Ki evet yani. O demek istedim. Ya tabii canım. O apayrı bir nimet. Ondan konuşmuyoruz. Şimdi konuşsak zaten tamam. Çıkamayız. Yani o apayrı bir nimet yani. Risale-i Nur'u tanıma. Niçin böyle demişler ki hiçbir veli, hiçbir evliya, hiçbir asrın imamı yoktur ki Resulullah'tan sonra arasında. Ben asrın mehdisinin şakirdi olmak istememiş olsun. Yani. Asrın mehdisini tanımak istemişler. Keşke o ben olsam demiş İmam-ı Rabbani değil mi? Bütün veliler, bütün asriyalar onun şakirdi olmak istemiş. Boşuna mı? Ama evet. Sen de bunu şeysin yani basarsın. Basar, şuraya bak işte acayip bir şey. İzin peygamberlerin istediği... Peygamberler bile istemiş biliyor musunuz? Keşke yani bana da olsa diye istedikleri evet. Şeyi sen... İsa Aleyhisselam onun arkasında şey namaz kılacak. Kimin arkasında? Onun. O bir kere İsa Aleyhisselam Mehdi'nin arkasında kılacak. Bir de Mehdi Azam'ın arkasında değil. Mehdi Azam farklıdır. Mehdi Azam, Mehdi Ali Resul kitap veriler. Mehdi'dir, ustadır. Ustad Mehdi değildir. Ustadın talebesi Mehdi'dir. Düşün. Ustad talebesinin arkasında İsa Aleyhisselam'ın namaz kılacak. Mehdi başkadır. Mehdi Ali Resul başkadır. Nübüvvet ve Resul gibi. Resul demek kitaplı peygamber. Nebi demek kitap verilmeyip önceki peygamberin kitabıyla hareket eden. İşte Mehdi kitabı olmayan kitaplı Mehdi olan Mehdi Ali Resul'un talebesidir. O zaman peygamber olarak insanın peygamber olmayan bir insanın arkasında durması onun hakikatine arkasında. Hakikat tabi hakikati sen. Çünkü mesela demek istemiyoruz. Üstad Hazretleri zaten söylüyor, 4 sahabeden sonra geliyor diyor ya, 23. mektupta. Üstad Hazretleri kemalat itibariyle 4 sahabeden sonra gelir. Ama mazhar olduğu Kur'an'ın hakikati itibariyle 4 sahabeden değişiktir. Bak ne demek istiyorum? Resulullah farklıdır. Yani Kur'an farklıdır. Bediüzzaman farklıdır, Said Nursi farklıdır. Said Nursi şahsiyetini, şahsi kemalatını, Bediüzzaman sıfatını. Şimdi Risale-i Nur Kur'an'ın hakikatidir. Kur'an mı tobesto, Kur'an'ın hakikati mi üstündür, sahabe mi, Hazreti Ömer mi? Kur'an'ın hakikati çünkü mahluk değil Kur'an. Hazreti Ömer mahluktur. Ha, o zaman Kur'an'ın hakikati hiçbir insanla kıyas edilmez. Risale-i Nur Kur'an'ın hakikatidir. Onun için sahabeye de kıyas edilmez. Kur'an'dan sonradır. Dikkat edin. Çünkü ustadın değil bu. Kur'an'ın hakikatidir diyor. Ama kemalatı ise 4 sahabeden sonra geliyor. O zaman Kur'an'ın bu hakikatine mazhar olan bir ruh nasıl bir ruhtur? Sıradan bir ruh olamaz. Nasıl? Normal bir sıradan bir ruh değil o zaman. Niye benim olmadı? Niye benim ruhum bu hakikate mazhar olmadı? Niye benim aynam bunu bu genişi gösteremedi? Mesela Keban Barajı'nı eve bağlayın bakalım. 500 bin voltluk ceyran eve bağladınız ama yanar. Traf olması lazım. Direkt Kur'an'la. Risale-i Nur'un ustadı Kur'an'dır. Direkt. Allah'tır ve Kur'an'dır. Celle Celaluhu, Resulullah'tır. Üçü. Neyse. Üç. Sıralıyoruz yani. Sıraladık kağıda. Ne yazdık birinci? İnsan içinden bütün esma-i mazardır. Alt, in aşağıya. Bütün kemalata müstahittir. İn aşağıya. Lakin iktidari cüz'i, yani böyleyken iktidari cüz'i, ihtiyari cüz'i, istidadı muhtelif, arzuları mutefavit olduğu halde binler perdeler, berzallar içinde hakikati tarih eder. Onun için hakikatin keşfinde ve hakkın şuhudunda berzahlar ortaya düşüyor. Berzahlar bundan oluyor. Yani o büyük zatlar bu esmaya mazhardır. Kemalata da musaittir. Ama hatırlarsanız cüz-i ihtiyarı ile cüz-i iktidar farklıdır demiştik. Hatırlarsınız. Bu fiilim ikidir. İnfial ve inşa idi. Bir, dışarıdan içeriye alınan ilim. Bir de
içe alınanlarla, tefekkürle hazmettip de dışarıya verdi. Tamam. Şimdi cüz-i irade ve cüz-i ihtiyar. Bir tanesi şeydir. Bu dışarıdan alınan, bir tanesi de içeriden verildiği gibi. Mesela cüz-i ihtiyar. İçeriden şey olan. Ama cüz-i irade ise Cenab-ı Hakk'ın murid olan irade sıfatının, murid esmasının bizdeki kanuniyet itibariyle ki numunesi, cüz-i irade. Bu cüz-i iradeyi kullanabilme miktarında cüz-i ihtiyar diyoruz ona. Cüz-i ihtiyar heyeti diyoruz ya muhtarların. Kullanabildikleri. Muhtarların bir heyeti var. İhtiyarlar heyeti. Cüz-i ihtiyar. Yani anladık mı şöyle? Şöyle çevirirsek şöyle. Kalem var mı burada? Şöyle desek. Cenab-ı Hakk'ın bu sıfat alemi, bu esma alemi, bu eneydi, tamam, şu insanın kafası olsa, bu da şecere-i hilkat, bu şecere-i hilkat. Yani şahsiyeti Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Yani bu burada alemler var tabii. Çizmiyoruz da. Ama insan bunu komple ifade ediyor. Şimdi burada irade. Tamam mı? Burada irade. Burada murid olur. Onun buradaki karşılığı. Buradaki karşılığı cüz-i irade. Bunun atom alemindeki tezahürü de cüz-i ihtiyar. Anladın mı? Bu bir kuvve bu hakikate mazhar. Bu da tezahür ettirdiği işte. Onun için berzahlar neye giriyor? Berzahlar. Şimdi bütün esmaya mazhar. Bütün kemalata müstahit. Ama ihtiyari ve ihtiyari cüz'i kabiliyetleri ne yapıyor bu sefer? Buradaki olaylar kabiliyetlerine perdeler getiriyor. Bu sefer bizzatı gösteremiyor yani. Aynen geri. Yapamaz onu. Dönersek bak. İktidarı cüz'i, ihtiyacı, istidarı muhtelif. Mesela oraya geçelim. Bak. Şu, bak. İktidarı cüz'i. Şurada iktidar cüz'i. Çünkü elinde bir halk etme özelliği yok. İktidar yok. Ondan sonra ihtiyarı cüz'i. İhtiyar alemi, yani fiil alemindeki kendi iç alemini tezahür ettirebilme. Kainat müsait değil pek. İstidadı da muhtelif. Çünkü bu alemlerdeki bütün hakikati kendisinde toplamış. Hatırlarsınız. İnsan şurada ne demişti burada? İstidadı muhtelif olmasının sebebi şu. Hani tarlaya benziyor. Şurada şöyle yapalım. Vücudu harici. Tamam. Kanunu emr. Zi hayat, zi şuur, ruh bu.
Şimdi bu vücud harici nedir biliyor musunuz? Burada demiştik ki ene, şöyle yapmıştık böyle, çizmiştik. Burada kab-ı kavsenden aşağıya olan alemler, arş, arş-ı azam, kürs, siddet-i münta, cennet, yani böyle alem-i erva, alem-i salama, bütün alemlerin hulasalandığı insandaki hakikata vücud harici diyoruz. Evet. Bu alemleri şimdi çizmiyoruz, o alemi çizmiştik biliyorsunuz. Alemin kayıp ismi altında bir dersimiz. O vücud harici dediğimiz Cenab-ı Hak, burada kabu kalpse, burada esma bitti. Burası meçhuldür. Yani şunu şöyle yaparsak, daha anlaşılsın bak. Sıfat, esma, mec'ul, ondan sonra burası elifti, elif, yani kabu, kavseyn, burası nur-u Muhammedi, nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam, burası şu arş-ı azam, şurası arş, anladın mı? Şurası arş, burası madde-i hayat alemi, madde-i hayattır malzemesi, burada lef-i mahfuz, alemi erbah, alemi mananın hakikati. Şimdi bu, ondan sonra şurası kürs, şu kürs, burası sidret-i muntaha, şurası cennet ve cehennem, cennet, cehennem, böyle iniyor alemler, tamam mı? Şimdi bu alemler saydığımız, bu kab-ı kaç eliften aşağı, bütün bu alemleri, lef-i mahfuz, alem-i erva, alem-i mana, alem-i misal. Ama bu, biz bu dünyaya gelmeden önceki bulunduğumuz yer, bir de yaratıldıktan sonra alem-i erva'ya geçiyoruz. O alem-i erva buradadır. O farklıdır. Çünkü alemi misal ile lef-i misali farklıdır. O meselemiz değil. Konuyu dağıtmak istemiyorum. Bunu izah etmek istiyorum. Bunun izahı şu. Şu vücud-u haricidi dediğimiz bu alemlerin hulasası. İnsana toplanmış. Bu dolayısıyla bu alemler farklı alemler olduğundan bu alemlere esma tecelli ediyor. Bu her bir alem bir berzah gibi olmuş. Geçemediği için istidadı muhtelif, arzuları mütefavit olduğu halde binler perde berzallar içinde hakikati tarih eder. İnsanda ihtiyar-ı cüz'i, cüz-i iradi şuradaydı. Onu da şey yapayım isterseniz. Cüz-i irade, cüz-i ihtiyar nedir? O zihayat, zişur. Bak, şunu uzaktadır da onu yerini değiştireyim, buraya getireyim de yazmam adına. Zişur. Şimdi zişur nedir? İnsanda cüz-i ihtiyar var. Onun kaynağı cüz-i irade var. Onun kaynağı meylan tasarruf. Onun kaynağı meylan tasarruf
emri nisbi, emri itibari. Onun da kaynağı vahidi kıyasi. Onun da kaynağı buraya geliyorsun. Evet. Ene. Ha buraya geliyorsun. Yani bunu şöyle çevir böyle. Zişur burada olsun. Gel 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 eneye girersin. Ene'den dışarıya çıkarsan buna gelirsin. Peki bu aradakiler zişur ile ene arasındakiler nereden alıyor o şeyleri? Bunu böyle çevir dedim sana. Böyle çevir. Evet. Ha bunu bu zişura böyle geçir. Ha bunu böyle geçir. Eneyi buraya getir. Tamam. Böyle yap. Hep onun dışarıdaki tezahürleri. Dışa vuruş. Dışa vuruşları. İçeriden dışarıya vuruş. Vahid kıyas başlıyor. Zişura doğru gidiyor o zaman. Yani zişur en diş. Nereden alıyor bu? Buradan alıyor kaynağını. Tamam eneden alıyor da bu şeyler, basamaklar, vahidi kıyası, nisbi, emri nisbi. Evet. Bunlar nereden geliyor? Oraya. Bir öncesinden geliyor. Oluşuyor mu yani öyle? Oluşuyor deme tabi. Yani bak tamam. Ene dışarıya çıkarken ene çok küllü bir hakikat ya. Evet. Ene bir hakikat değil. Zat-ı vacibul vücudu şey yapan o orada Allah'lık hakikatını tezahür ettiği mahiyeti zatî gözüktüğü. Şimdi orada bu ene'de şey hakikati var. Vücudu harici hakikati var. Zişur hakikati var. Zihayat hakikati var. Kanun emri hakikati var. Dışarıya çıkıyor şimdi. Dışarıya çıkarken karma çıkmıyor. Ene'den bir yol bulunuyor. Hmm. Barajdan. Bir yol bulunuyor. Bakıyoruz. Vahidi kıyası çıktı. Biraz daha perdelerden bize doğru yanaştı. Şehadeti geliyor. Emrin ismemliyeti böyle geldi. En son şuur olarak bize tezahür etti. Acaba diyorum kendi aklımda... Bunun kaynağında, bunların bütün kaynağında zata bakar. Bilgisayarın sayfa içinde sayfa açıyorsun ya. Bir dakika, anlayamadın ne var, anlayamadın. Anlamadım değil yani bunu. Benim yani aklımdan şimdi şu geçti. Ene'den sonra gelen vahidi kıyası ve diğerleri acaba... Ene'den sonra değil, aşağıya o. Daha aşağıda. Ene'den doğru aşağıya inen. Aynı... Mahiyeti zahiyeden doğru aşağıya inen mahiyeti zatiyeden aşağı evet. Zatiye sıfatı kutsiye diye iniyor diye. Evet, evet. Aynı o inişin bir aynı modeli gibi. Ha evet. Ha şu. O zaman şu. Yani yoksa bir yerden o koridoru nasıl açıyorsun? Mahiyeti zatiye dişe vurduğu zaman şuraya şuunatı zatiye dişe vurduğu zaman sıfat dişe vurduğu zaman esma bu da mahiyet direkt şeye bakar eneye bakar evet vahidi kıyasi he vahidi kıyasi nerede vahidi kıyasi anlamadım eneden sonra vahidi kıyasi geliyor. O deminki aşağıdaki tabloyu söylüyorum. Ha ha. Onu bizzat buna uygulanmayacaksın. Ondan yok, şurada yok. Bu da direkt şeye bağlıyor. Ruha, ruhtaki hasseye bakıyor bu. Ondan sonra da bu da sıfatlar diğer zişur, zihayata bakıyor. Şimdi burada deminki mevzunuzla ilgili... Şimdi ha şimdi rahatlayalım ki bu çok bir şey oluyor. Ya Allah'ın emri buradaki bu berzahtaki perdeleri... Şimdi nasıl oluştu? Ha işte diyor ki berzahların oluşmasının sebebi iktidar cüzi, ihtiyar cüzi, istidadı da çeşitli olduğundan arzuları da mutefavit olduğu halde binler perdeler berzahlar için hakikat halidir. Onun için hakikatin keşfinde ve hakkın şu olduğunda berzahlar o alemlerden geçemiyorlar. O çizdik ya yukarıdan aşağıya. Mesela arş azam, arş, kür, sidre. O alemlere tecelli eden esma var. Bazısının ruhu buna müsait değil, orayı geçemiyor. Orada takılıyor. Yani bu tarafıyla takılıyor, bu tarafıyla geçiyor. Hmm, bir yerden iyi geçiyor, bir yerden... Geçemiyor. Sızıntı oluyor, öteki tarafa atlıyor. Bu sefer parça parça görüyor. Şu dedemiyor. Yani
25. sözdeki misalle batan gemiye dalgıçlar hazine çıkartıyorlar. Karanlık yerde el yordamıyla bir şey alıyor. Çıkarttığında diyor ki hep budur gemi. Oysa gemide başka şey de var. Ha, şimdi ehl-i sünnet vel cemaatın Kur'an ve sünnet dairesinde hareket etmediği için külli bakamıyor. Kendi şuhuduna bakıyor. Kendi inkişafına bakıyor. Zannediyor ki kendi şuhudu yani inkişafı benim bu cadde-i kübra budur herhalde peygamber de aynı böyle görmüştür diye bu sefer söylediklerini dini zannetmiş. Oysa o alemlerin alemlerin sıfatları var. O alemler de mahluktur yani. O alemler mahluktur. Atom cinsinden değil. Evet, o alemler mahluktur. Cennet mahluktur. Kürs mahluktur. Arş vesaire. Peki buralarda geçemeyince takılıyor. Takılınca zannediyor ki takıldığı yeri takıldım demiyor da son zannediyor. Konuşuyor. Konuşunca oradaki bir de hakikat. Mesela ben buraya geldim. Bu Almanya'nın bu şeyini. Her tarafını bilmiyorum ki. Bildiğim tarafıyla söylerim. Gezdiğim taraflarıyla söylerim. Gezemediğim yerleri nasıl söyleyeceğim? Ama bir başkası başka yere gitmiş. 4. satır. Bazılar berzahtan geçemiyorlar. Kabiliyetler başka başka oluyor. Bu sefer o giderken, o alemlere giderken kabiliyetleri bir sefer renklendiriyor. Mesela diyelim ki odadan odaya geçeceksin. Her bir odada ayrı bir renk var. Odalarda renkler var. Hangi odaya girersen o renk sende gözüküyor. Bu sefer seni alemler boyuyor. Ancak şartla çıkabilirsin o renkte nübüvvet yoluyla, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın velasetiyle, asfiyay mudakikin, asfiya yoluyla, asın imamlarının şeyiyle, o zaman onlara tesir altında kalmadan o renklerden direkt memaha gidebiliyoruz. O zatların farklı farklı şeyler konuşmasının sebebi o berzahlara takıldığındandır. O çizmiş olduğum alemlere takıldılar. Kimisi bak ustad diyor gene mektubatta. Lef-i mahv ve ispatı lef-i mahfuz zannetmiş. Kimisi mesela Mehdi makamının bir cilvesine mazhar olmuş Mehdi zannetmiş kendisini. Yalan söylemiyor. Hazır makamına gelen hazır zannediyor. Mesela ben bir şey anlamışım, bu mevzuyu anladım zannediyorum şimdi. Oysa nice insanlar burada derinleşmiş. Nice boyutlu insanlar var. Şimdi ben desem ki tamam bu budur. Nasıl derim? Ben zaten derste de hep söylüyorum zaten. Anladım. Anladığımı söylüyorum yani. Hepsinin yaptığı, ulaştığı şey doğrudur. Doğrudur da yanlış tarafları şudur. Konuştukları ve müşahede ettikleri şeyleri ya konuşmayacak veya konuşunca dinin esasatının dengesini bozmadan konuşacak. Ondan sonra tebliğ ederken, irşad ederken bundan başka yol yoktur, budur, bundan başka kemalat yolu yok demeyecek. Bazıları kabiliyeti, bazı erkan-ı imaniyenin inkişafına menşe olamıyor. Bazıları hani çizmiştim, hatırladım. O erkan-ı imaniye tezahür ediyor. Mesela diyelim ki melaikeler iman. Melaikeler orada. O alemde. Mesela nerede? Arş. Arşta tamamen esma perdesi tecelli ediyor. Yani miracın bir hikmeti de şudur. Cenab-ı Hak Resulüne dedi ki bu kainat ve her şey sen esmanın cilve ve nakşesi. Gel kaynağını gör. Esmanın kendisini. En azami derecede esmanın tecelli ettiği yer arştır. Arş da müşahede etti. Şimdi evet. Şimdi erkan imaniyeden olan ahirete adam şimdi bir cilvesi mesela diyelim ki alemi misal. Oysa alemi misalin bir altı olan nefi misali var. Oraya mazhar olunca diyor ki ben alemi misala geçtim. Mesela ne demek abi? Yani biz yaratılmadan önce bütün şekil semamız olmuş olacak her şeyin olduğu yer şekil alemi misaldır. Canlı ve ruhludur. Peki burada yaşadık, ettik, yeni resimler çektirdik. Gene alem-i misala mı gidiyor? Hayır. Evet. Onun bir altı olan lef-i misala gidiyor. Ha, alem ervah da öyledir. Bizim daha yaratılma buraya gelmeden önce Adem Aleyhisselam'ların, bütün insanların başı ve sonu yaratılan insanların ruhları olduğu yer. Ruhlar alemi. Elestu bir Rabbikum. Galu belanın olduğu yer. Hı hı.
Bir de buradan çıktıktan sonra ruhlar alemine geçiyoruz. Vefattan sonra. Aynı yer midir? Aynı yer değildir. Ama bu gittiği işte daha sakin vefattan sonra hani gidiliyor ya o aleme. Oraya gidince zannetmiş ben alem ervaha gitti. Ondan dolayı erkan imaniyede menşe olamıyor. Hem esmanın cilvelerinin renkleri mazharlara göre tenevür ediyor. Ayrı ayrı oluyor.